Evet sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler. Bugün kıblegah.com.tr'ye ait kıblegah hızlı ilmihal. İlmihal oynamıştık. Hızlı ilmihal oyunuyla karşınızdayız. Mantık aynı. Bu sefer biraz daha gitme mesafesi daha dar. Veya bunu turlu turlu evet, yapabilirsiniz. Bundaki tek fark, diğer oyundan tek farkı, her turda 50 kıblegah puan verilir diyor. Yani sen bir turu tamamladın ya, 50 her geçişte, hani Monopoly oyunu vardı ya oynadığımız, para alıyorduk kasadan. Burada da 50 kıblegah puan alıyoruz. 5000 kıblegah puanı toplayan paralarımız burada, puanlarımız toplayan kazanıyor. Bu arada baba. Başa dönüyor ya, başa dönüyorsun yine, yine 50 bin alıyorsun, 500 bin alıyorsun. Başa dönme mi? Bence almamalısın. Almıyordur büyük ihtimal. Kartlara göre o değişir, söylenir. Şimdi oyunda simgeler var demiştim. Bu simgelerdeki soru kartlarımız şunlar. Biz kartları ayırmamıştık yeni aldığımız tin kutuyu. Bir de İşte abdest, hac, zekat, bayram, arefe, namaz gibi yerler vardı. Bunların puanları farklı. 50, 100, 150, 200, 250 farklı farklı puanlarda. Buralara gelmek mantıklı aslında. Yani zekata, hacca bizi ona göre yönlendirecek. Şimdi burada geldiğinde bizi yönlendiriyor. Başlayalım Orhancığım. Zar kullanmıyoruz. Oyundaki çok güzel bir söz var burada oyun kutusunda. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Peygamber Efendimizin bir hadisi, sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten de anne babalar, hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden başka bir şey yani ne verse onun yerini tutmaz. Çünkü bütün yapacağı işler, bütün yapacağı, hayatı boyunca yapacağı işler o ahlaki karakterin üzerine kuruluyor. Eğer ahlakında sıkıntı varsa, isterse mühendis olsun, isterse doktor olsun, isterse hakim olsun, hiçbir anlamı kalmıyor. Yaptığı işi, ne iş yaparsa yapsın, ahlaklı yaparsa değer kazanıyor, değil mi? Evet. Evet, o yüzden başla bakalım, hadi. Başlıyorum. Evet, durdurabilirsin. Kaç puan geldi? Ya da kaç geldi? 4. 4 kare ilerle bakalım. 1, 2, 3, 4. Türk bayrağı sorusu. Türk bayrağı geliyor. Evet, Türk bayrağı, şu iki soruyu sormuştum sana diğer oyunda. Peygamberimizin bildirdiği dine İslam denir. İslam dininin gereklerini yerine getirmek için samimiyetle gayret gösteren kişiye ne denir? Yani İslamiyet'i seçen insanlara ne denir? Müslüman. Müslüman doğru cevap. Sana 20 puan veriyoruz oradan. Diyelim ki ben çevirdim. 8 puan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benim sorumu sana sorayım ben. Tamam mı? İlk insan ve ilk peygamberin adı nedir? Eğer bilirsen ben de 20 puan alacağım. Benim yarıma yarış bakalım. Bir kere... İlk peygamber. İlk insan. Dünyaya yaratılan ilk insan. Adı sanırım böyle E ile başlıyor. A ile başlıyor. Yok. Hazreti... Hazreti 4 Adem. Adem. Aferin sana. Doğru hatırlıyorsun. Sen bir tane daha yap. Evet. 7. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bakalım sorumuz gelsin. Bu arada Barış. Söyle canım. Ve alın. Kuzenlerimle birlikte böyle köydeyken, tarladayken ablam böyle dini şeyi anlatıyordu. Peygamber Efendimiz hayat
yaptığını anlatıyordu. Böyle he ile başlayan biri varmış. Böyle ilk katilmiş. Ha, K ile başlayan. İki kardeş var Hazreti Adem'in biri oğulları. Biri çok iyi, biri kötü. H ile başlayan Habil çok iyi. K ile başlayan Kabil kötü birisi. Hatta bunlar kardeş. Yani düşün, ilk insanlar ve kardeş. Maalesef maalesef ikisi anlaşamıyormuş. Bir de şöyle. Evet Orhan'cığım, at bakalım. Yani döndür. Döndürüyorum. Evet kaç geldi? 4. 4. İlerle bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet. Şöyle yapalım. Soru kartlarımızdan. Evet. Abdestin farzı kaç tanedir? 4. 4 doğru cevap. Evet. Burada dediğimiz gibi bir sürü soru var. Ayet, peygamber, zekat. Çok farklı sorular var. Gayet güzel. Çok çeşitli sorular. Bu da hızlı ilmihal. Diğer ilmihal oyununun biraz daha hızlısı. Çünkü daha az alan olduğu için. Bu oyunu nerede bulabilirler? Oradan kaynak. Oku eğlen öğren kanalımıza bulabilirsin. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve unutmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.